Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konumuz noktanın analitik incelenmesi. Evet, genel başlığımız analitik geometri. Evet, bir alt başlığımız ise noktanın analitik olarak incelenmesi. Koordinat düzleminde verilen bir noktanın durumunu inceleyeceğiz ve buna bağlı olarak yine çizilen şekillerin durumunu inceleyeceğiz. Koordinat düzlemi arkadaşlar çizdiğimizde birbirini dik kesen iki sayı doğrusunda oluşuyor. Ve bu iki doğrunun oluşturduğu düzleme koordinat düzlemi denmiş. Birbirini dik kesen iki sayı doğrusu. Dikey olana y ekseni, yatay olana x ekseni deniyor. Sayı doğrularının üzerinde biliyorsunuz sayılar bulunuyor. İşte bu iki sayı doğrusunun kesiştiği şu noktaya başlangıç noktası, yani orijin diyoruz. Orijin başlangıç noktası. X ekseni sağ taraf, bu orijinin sağ tarafı pozitif, sol taraf negatif. Sayı doğrusundan herkes bunu biliyor zaten. Evet. Yine bu iki doğrunun birbirini kesmesiyle oluşan dört farklı bölgeden bahsedeceğiz. Burası birinci bölge, burası ikinci bölge, burası üçüncü bölgemiz, burası da dördüncü bölgemiz. Bir noktanın yerini tespit edebilmek için o noktanın x eksenine olan uzaklığını ve y eksenine olan uzaklığını bilmemiz yeterli olacaktır. Evet, herhangi bir A noktasının koordinatlarını yazarken x eksenine olan uzaklık y'yi verecek, y eksenine olan uzaklık ise x'i verecek. A noktasının x'ine ne diyoruz? Apsis, y'sine ordinat, x'ine beraber bu noktanın koordinatları deniyor arkadaşlar. Noktayı gösterirken özellikle arkadaşlar şu dikliği yazmanızı önemli rica ediyorum. Çok çok önemli, çünkü özellikle bu diklikleri yazarsak sorudaki benzerlik, Öklit, Pisagor vesaire durumları daha rahat göreceğinizi düşünüyorum. Bu bir. İkincisi, özellikle şekilli sorularda, koordinat düzleminde verilen şekilli sorularda nokta olarak değil de uzunluk olarak yazmanız çözümü daha hızlı görmenizi sağlayacaktır. Evet, herhangi bir noktayı gösterirken mesela A noktası eksi 2'ye 4 dersek x'i eksi 2, y'si 4 olan bir nokta. Şurası A noktası. Buralar ne olacak? Dik olacaktır. X ekseni üzerinde y 0, y ekseni üzerinde ise x 0'dır. Bunu da biliyoruz. Mesela B noktası 8'i 0 gibi bir nokta ise apsisi 8, ordinatı 0. X ekseni aynı zamanda y eşittir 0 doğrusu da diyoruz. Aynı şekilde y eksenini x eşittir 0 doğrusu da diyoruz. Çünkü o eksen boyunca, y ekseni boyunca x 0'dır diyoruz. Evet, şimdi en basiti noktanın gösterimi, ama bunu bile soru yaptığımızda dikkat etmezsek yanlış yapabiliyoruz. Hemen bunlarla ilgili sorular soralım arkadaşlar. Şöyle bir sorumuz. Evet. İsimlendirirsek y ekseni, x ekseni, A, B, burası da O noktası, orijin. A açısı 90 derece. A noktasının koordinatları apsisi 4, ordinatı ordinatı 4, apsisi 8 ise B noktasının apsisi kaçtır?
Böyle bir soru soralım. Evet. A noktasının apsisi 8, ordinatı 4'müş. Buna göre B noktasının apsisi kaçtır diye sorulmuş olalım. Şimdi burada noktayı gösterirken demiştik ki kesinlikle buradaki 90'ları yazacağız. Görmemizi kolaylaştırır. Burası 8, burası 4 ise biz dik üçgeni anlatırken dik üçgen varsa hipotenüse giden doğruya mutlaka bakıyorduk. Hipotenüse ait yükseklik varsa kesinlikle Öklit'i düşünecektik. Buraya ben A dersem 4'ün karesi eşittir 8 çarpı A'dan A 2 çıkacak. A 2 ise B'nin apsisi ne olur arkadaşlar? 10 olur. Öyle bir soru. Evet, yine noktanın gösterimiyle ilgili bir başka soru. Mesela şöyle bir alan belirleyelim. Y, X eksenlerini belirtelim. A noktası, B noktası ve şurası da C noktası olsun arkadaşlar. A noktasının koordinatları 0'a 6, B noktasının koordinatları 2'ye 2 ve C noktasının koordinatları da 8'e 0 ise taralı alan nedir diye böyle bir soru sormuş olalım. Evet. Şimdi burada ne yapacağız? Biz alan sorularında diyorduk ki arkadaşlar dörtgenleri yok edeceğiz. Şurada bir dörtgen var. Şu köşegeni çizdiğim zaman iki üçgeni çevirmiş oldum. Şimdi bu üçgenlerin alanını bulmak için öncelikle şu değerleri de soru üzerine aktarırsak burası 8, burası 6 ve B noktasının koordinatlarını yazdığımız zaman şurası 2, burası 2. E burası nedir? 2 çarpı 8 bölü 2'den 8. Burası da 2 çarpı 6 bölü 2'den 6. Toplam taralı alan 14 birim kare olacaktır arkadaşlar. Bir başka sorumuz. Şöyle bir soru soralım. Evet. Bir kare ABCD bir kare. Arkadaşlar A, B, C, D kare. A noktasının koordinatları 2'ye 0. B noktasının koordinatları 0'a eksi 3 ise C'nin koordinatları A'ya B olsun. A artı B nedir? Yani C noktasının koordinatları toplamı kaçtır diyoruz. Böyle bir soru arkadaşlar. Evet, yine başta da söylemiştim. Koordinat düzleminde özellikle sorularda şekil varsa nokta olarak değil de uzunluk olarak yazmamız çözümü daha hızlı görmemizi sağlayacaktır. A noktası 2, B noktası eksi 3. Yani şu uzunluk 3 olacak. Ve mutlaka geometride bu temel bir şey yapılması gerekenler noktasında analitik de olsa, ne olursa olsun, kare varsa, çember varsa, dikdörtgen varsa ne yapacağız? Oradaki geometrik şeklin özelliklerini mutlaka hatırlayacağız. Burada kare varsa 90'ları yazdık, kenarların eşit olduğunu görüyorum, biliyorum. Ama mutlaka soru üzerine aktarıyorum. Bunları yazdığım zaman bu isimlendirme aklıma daha hızlı gelecektir. Bir de C'nin koordinatları istediği için benim şu C'nin İşte x'ini bilmem lazım. Şurası
y'si olacak. Şuradan şurası y'si olacak. Burası b, burası a. Şu iki üçgen, şu iki üçgen benzer ve eş olacak. Dolayısıyla 90'ların gördüğü kenar aynı olduğu için eş olur diyoruz. Yani A'nın karşısında 2 var ise burada da A'nın karşısında 2 olacak. B'nin karşısında 3 varsa B'nin karşısında 3 olacak. O zaman ne oldu? C noktasının apsisi 3, ordinatı eksi 5 olacak arkadaşlar. Evet. Toplamını sorduğu için 3 eksi 5, o da eşittir eksi 2 olarak bulunur. Burada tabi bölgelerde bunu biliyoruz. Ta ortaokuldan beri öğrendiğimiz bir durum. Burada x, x artı y artı ikisi de artı. Burada x eksi y artı eksi artı. Burada hem x hem y eksi. Burada ise x artı y eksi olarak yazılabilir. Bunları da biliyoruz arkadaşlar. Bir başka soru yine bu nokta ile ilgili. Önemli, basit bir şey ama bunları mutlaka sorularda uygulayalım. Şöyle bir soru soralım. İsimlendirirsek A noktası, B noktası, yine O noktası. B noktasının koordinatları arkadaşlar eksi 6'ya 2. AB eşit AO noktası ise alan ABO üçgeni nedir diye bir soru sormuş olalım. Evet, yine noktamızı gösterirsek arkadaşlar neymiş noktamız? X'i 6'ymış. Yani burası 6 ve burası 2. Buradaki diklikleri ne yapıyoruz? Yazıyoruz. Artık nokta olarak değil, uzunluk olarak yazmamız işimizi kolaylaştıracaktır. AB AO'ya eşit. Bu bilgiyi mutlaka kullanacağız. Kullanmadan soruyu çözemeyiz. Buraya ben K dersem AO K artı 2 ise burası da K artı 2. Buradan 6, 8, 10 üçgeninden K'nın 8 olduğunu görüyorum. 6, 8, 10. O zaman alan ABO üçgeni tabanı 10. Yüksekliği 6 bölü 2 eşittir 30 birim kare olarak bulunur arkadaşlar. Peki bir de bölgelerle ilgili sorular. Mesela bir A noktası A'ya B olsun ya da A'ya B olsun. İkinci bölgede ise B noktası kaçıncı bölgededir? Evet, böyle bir soru. A noktası koordinatları A'ya B, ikinci bölgede ise B noktası A bölü B'ye 2'ye A kaçıncı bölgede olur? Şimdi ikinci bölgede ise arkadaşlar, ikinci bölge neresiydi? Şurasıydı. Burada X eksi Y artıydı. Eksi Y artı. O zaman A eksi olacak. B ne olacak arkadaşlar? Artı olacak. Burada yerine yazarsak A eksiydi. 2 ile herhangi bir sayıyla çarparsam sonuç değişmeyecek. Eksi bölü artı eksi. Burası da eksiydi. Eksi eksi hangi bölgede olacaktı? Hem y'si hem x'i eksi olan bölge 3. bölgeydi arkadaşlar. Evet, dolayısıyla 3. bölgede olacak diyoruz. Pardon. Bir başka soru bununla ilgili. Bir A noktası koordinatları 2A'ya eksi 6, A eksi 1 olsun. İkinci bölgede ise
A kaç tam sayı değeri alır? Evet. Evet, bu A noktası ikinci bölgede ise evet, koordinat olarak verilen küçük A'nın kaç tam sayı değeri aldığını bulalım. Burada da yine bulunduğu bölgeden ikinci bölgede ise x eksi y artı olacaktı. O zaman 2a eksi 6 küçük 0 olacak. 2a küçük 6, a küçük 3 olacak. A eksi 1 ise büyük 0 olacak. A ne olacak arkadaşlar? 1'i bu tarafa atarsak a 1'den büyük olacak. 3'ten de küçüktü. Demek ki tam sayı değeri kaç tane tam sayı değeri alır diyor. Bir tane alır. 1 ile 3 arasında sadece 2 var. Evet, böyle bir soruydu. Geçiyoruz. Şimdi iki nokta arasındaki uzaklık formülü arkadaşlar. Şöyle koordinat düzleminde bunu gösterirsek nereden gelmiş onu görmüş oluruz. Mantığını anlamış oluruz. Bir A noktası koordinatları x1, y1, B noktası x2, y2. Bunları gösterirsek şöyle. Burası A noktası. Burası B noktası ise x1, x2, y1, y2. İki nokta arasındaki uzaklık. Şunu şöyle birleştirdiğimiz zaman AB uzunluğu nedir? Bunu nasıl hesaplıyoruz? Şunu şöyle birleştirirsek arkadaşlar. Tümü x2, x2'den x1'i çıkarırsam burası kalır. X2 eksi x1. Aynı şekilde y2'den y1'i çıkarırsam burası da y2 eksi y1. Pisagor'dan şu üçgende ne olur? X2 eksi x1'in karesi artı y2 eksi y1'in karesi neye eşittir? Kök içinde alırsak AB eşittir diyoruz. Böyle bir soru arkadaşlar. Evet, bununla ilgili şöyle bir soru soralım. Koordinatları A noktasının koordinatları 3'e eksi 2 olsun. B noktasının koordinatları eksi 1'e 4 olsun. A ve B noktalarına eşit uzaklıkta ve x ekseni üzerinde bulunan C noktasının apsisi kaçtır? Böyle bir soru sormuş olalım. Evet, şimdi x ekseni üzerinde diyor C noktası arkadaşlar. X ekseni üzerinde ise bir kere x'e sıfırdır bu C noktası. Y'si sıfır olacak. A ve B noktalarına eşit uzaklıkta ise A burada, B burada, buraya eşit, buraya eşit uzaklıktaymış. 3'e eksi 2, burası da eksi 1'e 4. Yani burada ne yapacağız? A, C uzunluğu eşittir. B, C uzunluğunu yazıp buradan gerekli işlemleri yaptığımızda x'i bulacağız. Nasıl yaparız? 3 eksi x'in karesi artı eksi 2 eksi 0'ın karesi eşittir. Bunlar kök içinde olacak. Eşittir. X eksi eksi 1'in yani artı 1'in karesi artı 0 eksi 4'ün karesi. Hepsini yazıyorum. Net görelim diye. Her iki tarafın karesini aldığımızda kökler gider.
Arkadaşlar bunları açarsak 9 eksi 6x artı x kare artı eksi 2'nin karesi ne olacak? 4 olacak. Eşittir yine x kare artı 2x artı 1 artı 16 diyoruz. Buradan x kareler gider. 2x, 6x bu tarafa atarsak 8x olur. 16, 1 de burada 17. Buraya eksi olarak geçecektir. 9, 4 daha 13, eksi 17. Buradan eksi 4 eşittir arkadaşlar. 8x'ten her iki tarafı 4'e bölersek x eşittir eksi 1 bölü 2 olarak bulunur. Böyle bir soru. Buna bağlı olarak yine benzer sorular sınavda da çıkmış. Mesela şöyle bir soru. İçinde hani iki nokta arasındaki uzaklık var gibi ama başka yollardan da çözebildiğimiz sorular. Mesela şöyle bir soru soralım. Evet. İsimlendirirsek ABO üçgeni verilmiş. Bu üçgenin ağırlık merkezi G noktası. AB uzunluğu 12 birim ise G noktasının koordinatları A ya B olarak verilmiş. A kare artı B kare nedir? Böyle bir soru. G ABC üçgeninin ağırlık merkezi. Sorumuz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi biz soruda ağırlık merkezi varsa kenarortayı anlatırken ne diyorduk? Kesinlikle ağırlık merkezinden kenarortayının geçtiğini bilmek değil, mutlaka çizeceğiz. AB uzunluğu 12 ise burası 6, burası 6 olacaktır. Kenarortay gittiği kenar 2'ye bölüyor çünkü kenarı ortalayan. Yine ne diyorduk? Dik üçgen varsa hipotenüse giden doğruya bakıyoruz. Bölmüşse üçyüzler, dikse Öklit. Arkadaşlar bir kere burası da ne olacak? 6 olacak üçyüzlerden. Bu bir. Yine ağırlık merkezi varsa ikinci yapmamız gereken şey neydi? 1'e 2 oranı. Yani burası 2 ise burası ne olur? 4 olur. Ben şu noktanın koordinatlarını gösterirsem burası A, burası B olacak. A kare artı B kare ne olur arkadaşlar? 16 olur. Böyle bir soru.